Amerika o faturayı konuşuyor. Seattle'da bir hasta koronayı atlattı. Ölümden döndüğüne ise bin pişman oldu. Hayatta kalmanın bedeli 1 milyon dolardan fazlaydı. His circumstance was more complicated because he had so many. Virüsü yendi. Faturayı gördüğünde kalbine iniyordu. 62 günlük tedavisinin karşılığı 1 milyon 122 bin dolardı. You know, of course, that's our goal always, right? Is to have patients go home to their families. Amerika, Michael Flor'u o haberle tanıdı. O bir rekorun sahibiydi. Koronayla kimsenin mücadelesi bu kadar fazla sürmemişti. Ölümden döndü ama bedeli de ağırdı. Hastanede en uzun süre kalan hastaya en uzun fatura çıktı. Toplam 181 sayfaydı. Flor detayları inceledi. Yoğun bakımın günlük masrafının 9.736 dolar olduğunu öğrendi. Mekanik oksijen cihazının 24 saatlik ücreti de 2.800 dolardan fazlaydı. En altta yazan rakamsa yaklaşık 7 milyon 600 bin Türk lirasına eşitti. 70 yaşındaki adamın sigortası var. O yüklü mevlayı ödeyemeyecek. Yine de rakamla karşılaşınca ilk sözleri kalbinin duracak gibi olduğuydu. So that's why he was here as long as he was.